Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün önemli bir konu aslında. Tartışma konusu gibi de görebilirsiniz. Bir şarkıcı ile bir sanatçı arasındaki 5 büyük farkı tartışacağız. Bu 5 büyük fark ne? Ve en önemlisi sanatçı olmakla şarkıcı olmak arasındaki kıyaslamayı tam anlamıyla nasıl yapabiliriz? İşte isterseniz hızlıca başlayalım. Şarkıcı olmak birçok kişi tarafından yapılabilecek bir iş. Çünkü şarkı söylemek aslında hepimizin yaptığı bir şey bir yerde. Ve hatta bundan para kazanmak da oldukça mümkün ve gerçekten de çok fazla yol aramaya gerek yok. Yani siz herhangi bir enstrümanınızı elinize alıp sokakta önünüze de bir gitar case'ini koyduğunuz zaman ve şarkı söylemeye başladığınız zaman birçok kişi bu işten para kazanabilir, alkışlanabilir, sevilebilir. Bunların hepsi tamam ama sanatçı olmak, yani ben sanatçıyım deme haddi biraz aslında sınırın aşılması demek ki bunu birçok şarkıcı bir noktada aşabiliyor. Peki bu kişileri nasıl fark edeceğiz diye sorarsanız en büyük başta birinci şey üretkenlik. Yani bir şarkıcı yorumlayıcıdır aynı zamanda, söyleyen kişidir, doğru da söyler, güzel de söyleyebilir ama üretmek, kendine ait olan bir şeyi üretmek, işte o aşamada sanatçının ilk basamağına devreye giriyoruz. İlk basamağa giriyoruz. Çünkü sanat demek aslında bir yerde üretkenlik demek, yeni bir şey üretmek demek. Yeni bir fikir olabilir bu, yeni bir yorumculuk stili olabilir bu, yenilik olabilir, herhangi bir şey ve kişilerin vizyonunu, ufkunu açan herhangi bir şey olabilir. Yani birinci sırada üretmek belki de bir sanatçıyı diğer şarkıcılardan ayıran en önemli basamaklardan biri. Yaptığı işe hakimiyet de bir sanatçıyı bir şarkıcıdan ayırıyor. Çünkü bir şarkıcı evet şarkı söylüyor, güzel şarkı da söylüyor, gayet iyi söylüyor. Bazı şeyler hatta doğuştan olabilir ama sanatçı bunların hepsini kontrol eder, bunların hepsini bilir. Bunları hatta bir disiplin içinde ele aldığı zaman hangi sanatın hangi disipline ait olduğunu, hangi yorumculuğun hangi disipline ait olduğunu kolayca ayırt edebilir. Kendi yaptığı şeyi bildiği gibi bir de etrafındaki teknikleri, etrafındaki şarkıcılık stillerini de iyi bir şekilde görür, gözlemler ve onları belli bir disipline dahil edebilir. Yani sanatçıyı ikinci etapta ayıran en önemli şeylerden biri yaptığı mesleğe karşı olan bilinci ve bununla ilgili de bilgisi. Bir şarkıcının birçok hayali vardır. Atıyorum şarkı söyleyerek ünlü olmak isteyebilir, şarkı söyleyerek çok para kazanmak istiyor olabilir, şarkı söyleyerek çeşitli yolları açmak istiyor olabilir ve bu yollar daha güncel, daha günlük, daha günü kurtaran, sadece hayatın standartlarını daha da yükseltmeyi tercih etmesini sağlayan bazı hayaller olabilir. Ama bir sanatçının hayali günlük değildir. Daha ömürlük hayaller, daha sonrası, hatta yaşamından sonra da hatırlanacak düzeyde hayaller kurar sanatçı. Dolayısıyla bu aşamada giren en önemli şeylerden biri de vizyon. Bir sanatçının vizyonu sadece şarkıcılık kariyerinde belli basamağı atlamasına teşkil etmez. Hem popüler olmasını da sağlar. Tabii ki sanat yaparak belli bir popülariteye de ulaşır ve en önemlisi bu popülarite ölümcül olmaz, ölümsüz olur. Yani yaptığınız sanat eserleriyle siz artık ölümsüz birisinizdir. Yarın bir gün eğer ölümle birlikte artık sanatınızı da icra edemiyor olsanız bile ilerleyen nesiller sizin geçmişte yaptığınız sanat eserlerinizi hala canlı canlı tutacaktır ki bugün hem popüler müzik etrafında hem de klasik müzik etrafında hem de diğer bütün alanlarda bir şarkıcıyı, bir sanatçıyı bu dediğim kriterlerde değerlendirdiğinizde zaten aşağı yukarı kimlerin sanatçı, kimlerin şarkıcı olduğunu net bir şekilde gözlemleyeceksiniz. Çünkü şarkıcılar bazen yaşarken bile unutulabiliyor eğer dediğim gibi doğru vizyonlar belirlemedilerse. Dolayısıyla diğer sırada sayacağımız şey vizyon. Bir sanatçıyı bir şarkıcıdan ayıran en büyük etkilerden bir tanesi de entelektüel seviyesidir. Çünkü entelektüel seviye kişinin sadece genel kendi alanındaki sanata bakış açısını değil aynı zamanda genel sanatsal birikimini de gösterecektir. Bu genel sanatsal birikim kişinin kendi sanatında da o sanatlardan beslenmesini sağlayacaktır ve sanatını daha yönlü yapacaktır. Yani bir şarkıcı daha belli başlı basit ezgiler ve belli başlı basit müzikler yardımıyla birlikte yine bu basit müzik içinde
kendi güncelliğini koruyarak ve geçmişte yapılmışları tekrarlayarak sadece belli bir dönem için bir popülarite elde eder. Ama sanatçı kendi üretkenliğinin yanı sıra diğer sanatlardan beslenmesiyle birlikte de kendi sanatını daha zengin bir hale sokar. Dolayısıyla sanatçı olmakla şarkıcı olmak arasında en büyük farklardan bir tanesi de sanatçının entelektüel seviyesidir, entelektüel birikimidir. Entelektüel birikim de bir sanatçıyı şarkıcıdan ayıran en büyük etkilerden biri diyebiliriz. Son sırada sayacağımız şey ise duruş. Yani benim için bu çok önemli bir nokta. Çünkü sanatçı, özellikle şarkıcılık anlamında birçok sanatta aslında sanatçının topluma olan etkisi çok önemli. Hatta bunun çok iyi incelenmesi gerekiyor bence ki inceleyen birçok alan var. Fakat sanatçıyı en büyük görev olarak üstlendiği şey topluma önce olmasıdır sanatçının. Çünkü örneğin bir şarkıcı dinliyorsunuz. Eğer bu sizin için çok önemli bir şarkıcı ve sizi çok etkileyen bir şarkıcıysa uyurken dinliyorsunuz. Sevgilinizle kavga ettiğinizde dinliyorsunuz. Yolda hayal kurarken dinliyorsunuz. Yani hep onun sesiyle birlikte yaşıyorsunuz. Dolayısıyla da o kişinin sizde bıraktığı etki bir hayat dostluğu gibi. Yani sizinle sadece o dinlediğiniz şarkıcı olarak hayatınızda yer etmiyor. Sizin dostunuz gibi aslında yanınızda duruyor. Dolayısıyla sanatçının bunun bilincinde, hatta şarkıcının bile bir noktada bunun bilincinde hareket etmesi lazım. Özel yaşamına dikkat etmesi lazım. Konuştuğu kelimelere dikkat etmesi lazım. Verdiği mesajlara dikkat etmesi lazım. Hayatta, hatta siyasal anlamda yaptığı etkilerin bile ne olduğunu çok iyi bilmesi ve ona göre harekette bulunması lazım. Çünkü bir sanatçı sadece kişiyi yaptığı sanatıyla değil, aynı zamanda yaşama karşı olan duruşuyla da etkiler. Dolayısıyla son sırada sayabileceğimiz şey belki de en önemli şeylerden de biri duruş. Sizler peki ne gibi farklar görüyorsunuz? Bu beşinin dışında neler var? Bunları da eğer yazarsanız aşağı yorum olarak çok memnun olurum. Beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.